ki bir lisede görevli temizlik görevlisinin bir süredir kız öğrencileri taciz ettiği iddiaları üzerine veli ve öğrenciler okul önünde eylem yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürü ve temizlik görevlisi hakkında soruşturma başlattı. Göz tacizine maruz kalıyoruz. Adam cesaretlenerek birkaç arkadaşımıza tacizde bulunuyor. Öğrenciler ayakta. Nedeni ise bir taciz iddiası. İddiaya göre lisenin temizlik görevlileri kız öğrencileri taciz ediyordu. Okul müdürünün söyledikleri de öğrencileri şok etti. Müdüre gidip şikayet ettiğinde müdürün canım bu çocuklar da çok dar giyiniyorlar demesini kınıyorum. Anne ve babalar da bu sözleri söyledi öne sürülen müdüre ve kız öğrencileri taciz etmekle suçlanan personele öfkeliydi. Benim kızım da burada okuyor ve ben çok korkuyorum. 3 gündür uyku uyuyamadım. Taciz olduğu için. İstanbul Bahçeşehir'de bir Anadolu Lisesi. İddiaya göre bu yıl işe başlayan bir temizlik görevlisi okuldaki kız öğrencilerden birini taciz etti. Görsel temas dışında sınıfımızdaki bir kıza fiziksel temasta bulunuyor camı kapatma bahanesiyle. Öğrenciler müdürün kapısını çaldı, tacizi anlattı. Müdür temizlik görevlisinin savunmasını aldı. Suçlanan isim kız öğrenciler çok dar giyiniyor diye savunma yaptı. Öğrencilerin iddiasına göre o savunmanın ardından okul müdürü siz de o kadar dar pantolon giymeyin artık diyerek onları uyardı. Müdüre gidip şikayet ettiğinde müdürün canım bu çocuklar da çok dar giyiniyorlar demesini kınıyorum. Öğrenciler seslerini duyurmak için bugün ilk iki derse girmedi. Onların protestosunda veliler de yanlarındaydı. Biz çocuklarımızı buraya güvenip de gönderiyoruz. Bir çocuk okulda tacize uğruyorsa artık neresi güvenli? Milli Eğitim Bakanlığı da soruşturma başlattı. Hem temizlik görevlisi hem de müdür açığa alındı. İstediğinizi elde ettiğinizi düşünüyorum. Çocuklar sınıfları da geçin de sizi çağıracağız, tamam mı? Öğrenciler eylemin ardından derslerine geri döndü. Tacizi kız öğrenciler de dar giyiyor diye açıklayan müdür. İddia doğruysa işte bu müdür meseleleri neden onlara sebep olan kafa yapısıyla çözemeyeceğimizin çok açık bir örneği. 70 yaşında.